Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beşiktaş'tan haberlere bakalım. Şimdi de e, fanatik Beşiktaş sayfasında neler var? Tabi ana başlık e, haftalardır. Günlerdir diyelim ya da Sörloth için yeni teklif ya da e, görüşme süreciyle ilgili bilgilere yer veriyor gazeteler. Şöyle detaylara hemen bakalım yine. Siyah Beyazlar Norveçli golcünün bonservisinin %50'si için 5 milyon avro önerdi. Ayrıca sonraki satıştan %50 pay teklif edildi. Sörloth'un kiralık olarak oynadığı Sosyalatla yaptığı satın alma opsiyonunun durumu netleşmediği için Kartal'ın teklifini beklemeye aldı ve son gününde e, Sosyalat için son gününde e, 1 Mayıs ee, olduğunu söyleyelim. Ee, bundan sonrası e, o tarihten sonra artık görüşmeler neticesinde e, alınacak. E, mesafeye bağlı olarak değişecek. Yolcular da belli olduğu şeklinde bir başlık var. Gidecekler gelecekler artık başlıkları süslemeye başladı. Beşiktaş bir yandan Avrupa kupaları için mücadele ederken diğer yandan da Valeryan İsmail yeni sezonun kadro planlamasını yapıyor. Kasım ayında başlayacak Dünya Kupası nedeniyle sezonun erken başlamasını da göz önüne alan kulüp öncelikle seneye kadroda düşünülmeyen isimleri netleştirdi. O isimlerin başında özellikle şöyle ee, bakalım kadro dışı kalan isimler başlangıçta Layic, Lens, Douglas ve Ensakala. Ee, bunların yanı sıra da Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup. Önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimler ayrıca e, siyah beyaz takımda kiralık olarak forma giyen Piyaniç ve Başvay'a da e, teşekkür edilecek ve sözleşmelerinin yenilenmesi için herhangi bir girişimde e, bulunulmayacak şeklinde var. Ama Başvay ile ilgili e, yine e, belirsiz bir süreç var. Verilen İsmail'in takımda kalması yönünde rapor verdiğiyle e, gelen bilgiler arasında olduğunu söyleyelim. Kartal taktik çalıştı. E, Kartal antrenmanda 3 takım halinde çift kale maç yaptı. E, ve... Ee, Kenan, Josef, Ersin, Mehmet Topal, Atiba, Güven ve Gelsal'dan oluşan yeşil takımda e, böyle bir poz vermiş ve bu e, özellikle yapılan e, çift kale maçı kazanan ekip olarak e, güzel bir görüntü e, paylaşmış e, Beşiktaş takımı. İsmail'den 3 puan uyarısı var. Beşiktaş'ın başında çıktığı 3 maçta. 2 deplasman beraberliği bir iç sağ galibiyeti alan teknik direktör Valerian İsmail. Kasımpaşa karşısında da oyuncularından galibiyet istedi. Alanya karşısında taraftar desteğiyle ortaya konulan oyundan memnun kalan Fransız çalıştırıcı yine Vodafone Park faktörüyle kazanacaklarına inandığını oyuncularına söyledi. İsmail'in kazanıp devam edelim. Geçen haftaki kaybı geride bırakalım. Taraftarımız 3 puanla mutlu olsun dediği öğrenildi böyle bir motivasyon e, konuşması e, yapmış. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Ertan Süzgün canlı yayında açıkladı. Sorloth menajeri İstanbul'a geliyor. Forvet konusunda gelecek sezon büyük bir devrim yapmayı hedefleyen Valerian İsmail'di. ilk hedef kendi oyun sistemine uyan bir forveti takıma kazandırmak. Bu bağlamda çalışmalar yapan Beşiktaş'ın listesinde ilk isim Sörlot oldu. Valerian İsmail'in de onay verdiği isim için flash bridge ortaya atıldı. Beşiktaşlığıyla bilinen ve Beşiktaş hakkında son dakika bilgileri veren Ertan Süzgün yine bir haberciliğe imza attı. Dün akşam transfer hakkında açıklamalarda bulunan Ertan Süzgün, Beşiktaş, Sorlot'un menajerini İstanbul'a çağırdı. Pazarlık yapılacak, eğer ortak noktada bulunursa transfer bitecek açıklamasını yaptı. Tahminlere göre Leipzig, Sorlot için 10 milyon civarında bir bedelle satmak istiyor. Beşiktaş'ın teklifi de Getson hesabı. Yani bir sonraki satıştan pay ve bon servis ücreti. Bugün menajer ile görüşme yapılıp güzel bir sonucun çıkması bekleniyor. Beşiktaş'ta da 400 milyonluk dev operasyon. Kod adı Kartal 1. Beşiktaş'ta Valerian İsmail listesine göre hareket eden yönetimin transfere 25 milyon euroluk yani yaklaşık 400 milyon TL ayırdığı ortaya çıktı. Foto Maç gazetesi yazarı Turgay Demir Beşiktaş'ın transfer politikasının detaylarını açıkladı. Rıdvan Versin giderse hesaba katılmayan gelişmelerin olması da muhtemel. Örneğin Rıdvan Versin satılabilir. O takdirde hedef oyuncuları almak için daha fazla fedakarlık yapmak mümkün. Burada önemli olan İsmail güçlü savunma oynatmak için önde top tutan, atak sonlandıran bir golcü ve bir sol kanat alınmasını kesinlikle istiyor. Aynı şekilde Rıdvan, Getson, Yosef, Rozier'in yanına Okay gibi dribbling özelliği olan bir orta sahayı da kesin olarak istiyor. Beşiktaş'ta orta saha için ilk düşünen isim Okay Yokuşlu. Savunma için de yerlilerden Koray Günter ve Abdülkerim Bardakçı ilk sırada. Giresun Spor'dan beğenilen sol ayaklı stoper Alexis Perez de listede olan bir diğer isim. Teknik adam Valerian İsmail listesini vermiş. Strateji belli. Eğer Batu Okay Okaya Kuşlu, Koray Günter, Abdülkadir Bardakçı ve Adem Buksa hep birlikte olursa diğer tüm isimleri unutabilirsiniz. Yeni sistemin en önemli bölgesi hiç şüphesiz geri üçlü yani stoperler. Vida 2 milyon euroya inmiş durumda. Daha da inmesi isteniyor. Kabul ederse bir yeni stoper alınır. iş biter. Vida daha fazla fedakarlık yapmaz ise yollara ayrılır. İki stoper alınır. Hemen belirtelim. İsmail özellikle ilk 11 için düşündüğü transferlerinin kampın ilk gününe yetişmesinin çok önemli olduğunu da yönetime ısrarla bildiriyor. Beşiktaş ve tüm kulüplerin transfer süreçleri birden fazla değişkenliğe bağlı. Yayıncı kuruluştan gelecek nakit UEFA'nın finansal fair play denetlemesi bile tüm planları değiştirebiliyor. Ben size Beşiktaş'ın bu yaz uygulayacağı stratejiyi tüm detaylarıyla yazdım. İlgilendiği oyuncuların da %90'ı burada. Dolayısıyla bu yazı size transfer sezonunda iyi bir kılavuz olacaktır açıklamasını yaptı. Ana fikrin baba fikri Akşam gazetesi yazarı Alan Markarya'nın köşe yazısı. Giresun maçında öne çıkan başlık nedir diye sordum insanlara. İçten içe hakemin futbolu bilmediğini ortaya yere koyarlar diye terennüm ediyordum ama bakın ciddi bir kalabalık neleri öne çıkarmış. Golü koklayan bitirici yüksek forvet 11 kişiyle defans yapan takımların ligden düşürülmesi gerekti. Lakin hemen akabinde cevap düşmüşler. Futbol özgür bir oyun. Sen büyük takımsan kapanan takımları çözeceksin diye. Valerian İsmail bu sisteminde üst seviye oyuncular olması gerektiği, buna dayalı çözüm üretmede sıkıntı yaşanacağı, Talişka tipi bir ikinci çilingirin şart olduğu, hocanın bazı bölümlerde risk alması gerektiği, gereksiz top kayıpları fikri bayağı çok bu arada. Bu hoca ile ilgili denilenler de bireysel yeteneklerin yokluğu adlı çalışmayı da masa üstüne serpiştiriyorum. Oyun zekası yüksek oyuncu sayısının azlığı, hatta hiç yokluğu, Alex'in giderek Batshuayi'ye benzemesi, Wellington'ın eksikliğinin hissedilmesi, saha organizatör ve oyun liderinin olmayışı ve en güzeli gol nedir ve nasıl atılmalıdır yazısı. Gecenin ikisinde bir saat içinde 500 aşkın fikir geldi. Ben de derledim, size ulaştırıyorum. Trabzon'da maça çıktık. İki adımlı ve iki adımlı barajı kurduramayan maçın hakemi Zorbay Küçük kural hatası yaptı. Maç bitti. Yorumlar yapıldı. Herkes mutabık kaldı. Futbol cehaleti kapsamında kural hatası tescillendi kamuoyu tarafından. Ve Beşiktaş Kulübü 5 Nisan'da maçın tekrar için başvuru yaptı. Kime? Federasyona. Cevap geldi mi? Tabii ki hayır. Sayın Federasyon uzay boşluğundaki herhangi bir uyduya fax geçsek cevabı sizden çabuk verirler. Cevap vermeye tenezzül mü etmiyorsunuz yoksa? Hepimiz yıllardır maç seyrediyoruz. Topçular değişiyor. Kurallar değişiyor. Ve biz bir şekilde entegre ediyoruz kendimizi dönen futbol silsilesine. Üstüne adı konmamış futbol ruhuyla da yorulmuşuz yani. 3 hakemle başlayan futbol yönetme tarzı günümüzde 5-6 hakemli teknoloji destekli argümanlarla devam ediyor. Hep daha iyiye gitmesi gerekirken geriliyoruz. Hayliyle geriliyoruz tabi. Bir hakem hiç mi kendini yenilemez diye dolanıyoruz ortalıkta. Uzaklara gitmeden en son Giresun'da oynadığımız maç işte. Hakem kararını futbolcunun kendini yere atış şekline ve tribünden çıkan uğultuya göre veriyor. Skandal ötesi. Şu omuz omuza mevzu hele. Kural omuz omuza şarjı destekliyor. İkili mücadele arttırmak amaçlı. Demiyor ki arkadan yandan gel adamın sırtına omuz Her maçta sürüyle oluyor da ben kendi takımdan örnek vereyim. Montero geldi adamın sırtından omzuyla ettirdi, Koşarak gelip kuvvet alarak emdi. Net foul olması gerekirken devam dedi Hakem abi. Biz Can Bozdağ'ın teriyardan kıl çeker gibi topu çalmasına foul demesine kızıyoruz ama adam topu bilmiyor. İşin komiyi bilmediğini de bilmiyor o da net. Laf aramızda. Allah'tan top omuz omuza deyince düdüğü bırakıp pınar başı çekmiyor. Hiç şaşırmam yani o derece. Açıklamasını yaptı Alen Markaryan. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.